Başarmak, başarı çok önemli. Gençlerle iş dünyası temsilcilerini buluşturuyoruz, bunları konuşuyoruz. Böyle zirveler düzenleniyor ama bazen de başaramazsın, bazen de kaybedersin, bazen fena düşersin. İşte bunun üzerinden bir deneyimi anlatmak, paylaşmak da çok önemli. İşte bu yüzden bir başarısızlık zirvesi düzenlendi. Gördüğümüz bütün büyük etkinliklerde insanlar başarı hikayesi anlatıyorlar. Bunu izleyen gençler de zannediyorlar ki bu insanlar böyle gökten zembille indiler. Hayatları boyunca hep başarılı oldular. Başarıdan başarıya koştular. Ve ondan sonra kendileri başarısız oldukları zaman da moralleri bozuluyor. Halbuki dünya böyle dönmüyor. O her başarılı insanın arkasında onlarca, belki yüzlerce başarısızlık var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, iş dünyasından isimler ve sivil toplum aktivistlerinin başarısızlık hikayelerini dinlediler. Onların başarısızlıklarından cesaret aldılar. Gerçekten bir şeyleri yapmak için adım atmam gerektiğini hissettim. Bunlar çok güzel konuşmalardı. Çok böyle beni motive etti. İstanbul Gençlik Platformu ikinci başarısızlık zirvesini düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılan zirveye 750 lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Amaç, gençlerin daha cesur ve girişimci olmalarını sağlamak. O yüzden kendiniz olma cüretini ve cesaretini göstermekten asla geri koymayın. İş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 11 isim etkinlikte konuşma yaptı. Onlardan biri de Doğan TV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan'dı. Şu anda bütün dünya başarısızlık üzerine birçok şey konuşuyor. Artık işe alımda klasik bir soru. Başarı hikayelerinin yanında mutlaka başarısız hikayeleri konuşuluyor. Ben sunumumda başarısızlığın yanında birazcık başarı ve onun da sonucunda mutluluk anlatmak istedim. Çünkü hepimizin bir tane hayatı var. Hem başarılı hem de mutlu yaşamak bizim vazifemiz. Gençlere ilham veren isimlerin arasında onlar gibi bir genç daha vardı. İstanbul Gençlik Platformu Kurucu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Gençlik Parlamentosu üyesi Doğacan Coşar, yaşıtlarına korkmadan mücadele etmelerini söyledi. Günümüzde birçok genç başarısız olma korkusuyla bir şeyleri denemekten vazgeçiyor. Ben bu ülkeye ve bu ülkenin gençliğine çok çok inanıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarıma da bizlerin yaptığı gibi sadece yılmamalarını tavsiye edeceğim. Zirveden ayrılanların akıllarında kalan, unutulmaması gereken Samuel Beckett'ın deyişi oldu. Hep denedin, hep yenildin. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.